RWA'den bahsediyor burada. Bunun tabii ki bu vizyonu çok geniş ve sağlam bir şekilde gerçekleştiren taraflar var. Birincisi Ripple. Ripple'dan da yani Ripple'ın peşinden gidebilecek biraz daha stajyerler. Normalde Stellar gibi taraflar. Stellar bunu yapıyor ama çok geniş bir şekilde olaya şimdiye kadar el atmadı. Ripple'dan ziyade mesela Ripple duyurduktan sonra Aptos aynısını duyurdu. Mesela Aptos'u ben bu konuda eleştiriyorum. Çünkü piyasayı katalize hiçbir zaman etmediler. Dolayısıyla Aptos yani başarılı olabilecek bir proje değildir piyasada uzun vade, onu söyleyeyim. Böyle bir durum. Bunun yanı sıra Cardano olsun, Avalanche olsun bunlar da RWA içinde var. RWA dediğimiz yani işte gerçek dünya varlıklarının, somut varlıkların diye söyleyeyim. Bunların şeyleri, tamam mı? Bunların tokenlaştırılmış hali, bunların tokenize edilmiş halini yansıtmaktadır. Misal veriyorum, elinizde ne var sizin? Şey var değil mi? Bir tane nedir o? Ev, bildiğiniz ev var. Tamam. Bu evin hisselerini olabildiğince küçük parçalara bölmek suretiyle siz bunları satışa koyabilirsiniz. Bu da tokenizasyonla mümkün oluyor. Şu anda bir ev almak kavramı. Ne yaptın? Gittin arkadaşım bu ev ne kadar? 1 trilyon mu? Gittin 1 trilyona evi aldın. Ondan sonra 1 trilyon dediğim 1 milyon işte 1 milyon lira. Evi aldın gittin noter tasdikledi. Adam diyor ki bu şekilde olmasına gerek yok. İstiyorsan bu evin %1'lik hissesini sahibi olarak satışa çıkar. Ev de değil ya. Peçete peçete çaydanlık. İstiyorsan bunu da çıkar. Bunun da hissesini çıkarabilirsin. Mantıken. Dolayısıyla bunu gerçekleştiriyorlar. Bu kavram önceden vardı. Zaten Almanya bunu yasalarla birlikte destekledi ve tanıdı tokenizasyon kavramını ve tokenize edilmiş herhangi bir varlığın borsalar üzerinden satışının gerçekleştirilmesini de legal bir şekilde kabul etti. Fakat Ripple en son gayrimenkullerin tokenlaştırılması üzerine ekstrem çalışmalar yapınca bu süreç ilerlemiş oldu. Hatta Ripple'ın yapmış olduğu bu çalışma ABD tarafında CFTC yetkililerinin dikkatini çekerek Twitter'da kendilerini övmesiyle devam etti. Falan filan böyle. Hatta Binance rapor çıkardı. İlerleyen vakitlerde RWA tokenlarının 16 trilyon dolar gibi bir piyasa değerine ulaşabileceği, nitekim Bitwise gibi tarafların çalışmasının da 12 trilyon dolara kadar piyasaya tamamen para çekebileceği üzerine 2028'e kadar böyle bir çalışma hakimdi. Bunu şu anda en iyi yapan taraf yani piyasa içerisinde hype hale ve kullanılabilir hale getiren taraf Ripple olmuştur. Dediğim gibi Cardano, Polygon, Avalanche bunlar da piyasa içerisindeki farklı çalışmaları ve merkez bankaları aynı şekilde tokenizasyon şirketleriyle yapılan ortaklıklarla bu işi devam ettirmektedirler ve gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu sektör, bu çalışma etabının olgunlaşması en az birkaç sene sürer. Bence bunu iyi değerlendirin. Hani sürekli şu deniyor ya işte önceden yakalamak. Bak arkadaşım, bazı major coinler var şu an. Doğru mu? Bu major coinler tabii ki ilerleyen vakitlere yönelik hala daha iyi yerlere gelebilmeye ve inovasyonu tamamlamaya müsait. Çünkü bu şekilde çalışmalar gerçekleştiriyor bunlar. Bu da onları daha iyi, daha sağlam noktalara taşıyacak. Merkeziyetsiz finansın aracı reaktörü, RWA tokenizasyonu, gerçek dünya varlıkları, geleneksel finansal piyasaları demokratikleştirme ve yeni yatırım fırsatları yaratma potansiyeline sahip olan blok zincir gibi teknolojilerin benimsenmesinde ve pek çok yeni nesil ekonomi modelinde önemli bir katalizör olma rolünü üstlenebilir. Kesinlikle, tabii ki de. Bu başlı başına ben hep söylüyorum. Bankacılığı, hani sürekli o da bankacılığı bu bitirir işte. Düşünsenize, adama para lazım. Gidip de adam bankadan şey falan demiyor. Dur bakalım şöyle bankadan bir kredi çekeyim de ondan sonra 100 milyarı 150 milyar olarak geri ödeyeyim. Çok hoşuma gidiyor çünkü benim 50 milyar daha üstüne para vermek. Yo, adam niye öyle bir şey yapsın? Bu yaygınlaştığı takdirde, kullanılabilir olduğu takdirde bu teknoloji sayesinde gider elindeki ve evinin onda birlik hissesini satar. Kendisi yine
baş hissedar, hukuki boyutta da üstünlük sağlıyor, oturma hakkına da sahip. Kendi hissesini satar, parasını alır, değerlendirir. Niye bankadan tabiri caizse herhangi birisi gebe kalsın yani? Blok zincir teknolojisi finansal piyasaları dönüştürme potansiyeline sahip yenilikçi bir teknolojidir. RWA tokenizasyonu blok zincir teknolojisinin en heyecan verici ve potansiyel olarak devrim niteliğindeki kullanım alanlarından biridir. Bu teknoloji gayrimenkul, sanat, tahviller ve hatta değerli metaller gibi geleneksel varlıkların dijital varlıklara dönüştürmesini olanak tanır. Bu varlıkları daha likit, şeffaf ve verimli hale getirmenin yanı sıra yeni yatırım fırsatları ve finansal hizmetler yaratma potansiyeline sahiptir. Doğru, öyle ki binlerce hatta milyonlarca birbirinden farklı ürün çeşidinin satışı bundan kaynaklı olarak tabii ki de gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla bu önemli bir kavramdır. İlerleyen vakitlerin baş teknolojisi, daha doğrusu baş sektörü diyeyim, olabilmeye oldukça yatkınlığı bulunuyor. RWA tokenizasyon faydalıdır. RWA tokenizasyonunun birçok faydası vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır. Likidite artırım. RWA tokenları geleneksel varlıklardan daha likit tabii ki. Bu onları daha kolay satın alınabilir ve satılabilir hale getirir. Verimlilik. Burada tek tek söylüyor. Arkadaşım tamam dur, hani bunlardan tabii ki bahsederiz. Fakat şu anda sektörün gelişme aşamasında olduğunu bilmek gerekiyor. Dolayısıyla tek seferde bir şey beklemek mantıklı değil. Bunu iyi bir şekilde anlamak, iyi bir şekilde kavramak lazım. İlerleyen vakitlerde daha ileri gelebilecek bir sektördür aslında bu sektör. Bu da içeriye alabileceği, içeri çekebileceği paranın gerçekten korkunç seviyelere gelebileceği anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla en dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesidir aslında. Taraflardan bir tanesidir. Bu sektörün oyuncuları, anlatabiliyor muyum? Bunu her zaman akıllarda bulundurunuz. CFTC'nin bile övdüğü, Binance'ın üzerine rapor hazırladığı RWA tokenizasyonun dezavantajları. Buraya bakalım. Diyor ki RWA tokenizasyonun bazı dezavantajları da vardır. Bunlar arasında şunlar yer alıyor. Düzenleme belirsizliği. Abicim bak bunlar saçma. Düzenleme belirsizliği. Düzenleme belirsizliği inovasyona tabi değildir. Ortada bir inovasyon varsa mesela Almanya yasalarla kabul etti. Şimdi düzenleyiciliği onlar yapacak. Sen niye kafana taktın bunu? Ya illa takacaksan Almanya tarafını sen göstereceksin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.